Beni İsrail'den 3 kişinin öyküsünü paylaşmak istiyorum bugün sizinle. Biri alatenli, biri kel, biri de kör. Alatenli olmak bir tür hastalık. Cilt problemi var. Diğeri ise kel, diğeri ise kör. Rabbimiz bunları sınamak ister. Ve bu maksatla onlara insan suretinde bir melek gönderir. Melek önce çok ağır cilt sorunları olan alatenliye gider. Der ki, en çok neyi seversin? En çok neyi seversin? Adam, güzel bir renk, güzel bir cilt, insanları benden tiksindiren bu halimin gitmesini isterim. Melek onu mesheder, şöyle bir dokunur. Derken çirkinliği gider. Güzel, hoş bir renk ve yumuşacık, zarif bir cildin sahibi olur. Melek ona tekrar sorar. Hangi mala kavuşmayı istersin? Hangi mala kavuşmayı istersin? Deveye demiş adam. Anında ona 10 aylık hamile bir deve verilmiş. Melek, Allah bunları sana mübarek kılsın deyip kaybolur ve bu defa kelin yanına gelir. En ziyade istediğin nedir der. Adam, güzel, sırma saçlar ve halkı ikrah ettiren şu halin benden gitmesi. Melek keli elleriyle mesheder, adamın keli gider, kendisine güzel bir saç verilir. Melek tekrar sorar, en çok hangi malı seversin? Adam, sığırı der ve hemen kendisine hamile bir inek verilir. Melek, Allah sana bu sığırı mübarek kılsın diye dua eder ve körün yanına gider. Ona da en çok neyi seversin diye sorar. Adam, Allah'ın bana gözümü vermesini ve insanları görmeyi severim der. Derken meshedilir, onun da gözleri açılır, iki güzel gözü olur. Melek ona da en çok hangi malı seversin diye sorar. O da koyun der. Derhal doğurgan bir koyunu olur. Allah sana bunları mübarek etsin diye vedalaşır melek. Derken sığır ve deve yavrularlar, koyun da kuzular. Çok geçmeden birinin bir vadi dolusu devesi, diğerinin bir vadi dolusu sığırı, öbürünün de bir vadi dolusu koyunları olur. Sonra melek alatenliye, onun eski hali ve heyetine bürünmüş halde, alatenli bir adam kılığında geldi ve dedi ki, ben fakir bir kimseyim, yoksulum. Yola devam imkanlarım kesildi. Şu anda Allah ve senden başka yardım edecek kimsem yok. Sana şu güzel rengi, şu güzel cildi ve malı veren Allah aşkına bana bir deve vermeni istiyorum. Ta ki onunla yoluma devam edebileyim. Adam, olmaz öyle şeyden. Onda nicelerin hakları var. Ve yardım talebini reddeder. Melek de, sanki seni tanıyor gibiyim der. Sen alatenli herkesin ikrah ettiği fakir birisi değil miydin? Allah sana bu haldeyken sıhhat ve mal verdi. Ama adam, çok konuştun dedi. Ben bu malı büyüklerimden miras aldım diyerek onu tersledi. Melek de, eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Onu bırakarak kelin yanına geldi. Buna da onun eski halinde, yani kel birisi olarak göründü. Ona da öbürüne söylediklerini söyleyerek yardım istedi. Bu da önceki gibi talebi reddetti. Melek buna da, eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin deyip sonunda kör olan adama doğru gitti. Yine ona da kör bir adam olarak temessül etti. Öyle göründü. Dedi ki, ben fakir bir adamım. Yolcuyum. Yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün evvelallah, sonra senden başka yardım edecek yok. Sana gözünü iade eden Allah aşkına senden bir koyun istiyorum, ta ki yolculuğuma devam edebileyim dedi. Kör adam cevaben dedi ki, ben kör bir adamdım.
Allah gözümü iade etti. Fakirdim, bana mal verdi, zengin etti. İstediğini al, istediğini bırak. Vallahi bugün Allah adına her ne alırsan sana zorluk çıkarmayacağım. Melek de malının hepsi senin olsun dedi. Sizler sınandınız, senden memnun kalındı ama diğer iki arkadaşına gazap edildi dedi ve gözden kayboldu. Kıssa bu. Evet, bize hisse olarak ne düşüyor? İnsan kendisine verildiğini, kendisine veren bir başkasına ver dediğinde hatırlar. Biz sözümüzde durmak üzere geldik kainata. Ne kendi varlığımız başından beri vardı, ne de varımız yoğumuz diye bildiğimiz servetimiz, malımız, itibarımız, evladımız bize baştan beri bizdeydi. Onların hepsi emanet. Bizde yoktu hiçbiri. Ben bende değildim, ben bana verildim. Benim birliklerim benim değildi, hepsi bana verildi. Şimdi istendiğinde niye vermiyoruz? Tek açıklaması var. Sözümüzde durmuyoruz. Durmuyoruz sözümüzde. Sözünde duranlar. Sözünde duranlar, sözünde duranlardan olmak için her gün sınanıyoruz aslında. Bize verilenlerden vermek. Adam olmanın, sözünde duran adam olmanın biricik yolu bu olsa gerek. Muhabbette kalınız.